Bir yandan doğup diğer yandan batar. Dünya güneşin çevresinde dönüyor çünkü. Ama babacığım, güneş hep buradan batıyor. Peki, şehirde yaşayanların güneşi hiç batmıyor mu? Onların güneşi hep parlıyor mu yoksa? Çok parlıyor mu? Şehirde de güneş batıyor tabii. Güneşin batması için illa deniz olması gerekmez. Oradaki insanlar güneşi bizim kadar sevmezler ama oğlum. Neden babacığım? Çünkü oğlum, güneş tüm kötülükleri açığa çıkartır. İnsana istemediği şeyleri de gösterir. Anlıyor musun bunu? İstemediklerini mi? Evet. Güneşi çağıralım mı oğlum? Evet, hadi babacığım. Güneş doğ. Güneş doğ. Güneş doğ. Güneş doğ. Çabuk doğ. Evet, parılda bize. Evet, parılda bize. Aydınlat dünyamızı. Biz seni seviyoruz. Çünkü kötülüklerden korkmuyoruz. Güneş doğ, güneş doğ. Güneş doğ, güneş doğ, güneş doğ, güneş doğ. Sen benim güneşimsin. Sen de benim dünyamsın. Ben etrafında dönüyorum. Sen aysın. Hı-hı. Sen aysın. Ben ayım. Güneş doğ. Bir şiir okusana baba. Doğan güneşin güzelliği, seninle olmanın mutluluğu, dünyanın en güzel yerini bu köy kılıyor. Hadi, hadi. Güneş doğ, güneş doğ, güneş doğ, güneş doğ. Ne diyorsun babacığım? Oğlum, bu dünya o türlü kötülüklerle dolu ki, bu köyün dışındaki her yerde çıkarcılık. Yalnız kalırsan bunu asla unutmamalısın. Ben yalnız kalmayacağım ki babacığım. Öyle olsa bile her zorluğu yenerim. Aferin oğlum. Bayrami, bayrami! Beklediğiniz kişi geldi. Suraç Bey köye geldi. Suraç Bey geldi Bayrami. Kesa. Hey Kesa. Sana ayağa kaldırdın. Yaramaz çocuk. Geldi o. Kim o? Yine o zengin adam geldi. Bay Suraç babamı görmeye buraya kadar şehirden geldi. Ne? Ya babam çok önemli bir... Chief Engineer sahab hai. Shri Mathur. Namaste. Ye hamare gaon mein bijli lagane aaye hain. जब तक बिजली का काम पूरा नहीं हो जाता ये हमारे ही घर में मेहमान रहेंगे। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते। बस एक बार इस गांव में बिजली आ जाए और फिर इस गांव की धरती पर एक नया भारत जन्म लेगा। हाँ हाँ, आइए। ये बच्चों का स्कूल है। नमस्ते जी। नमस्ते। यहाँ पर बिजली का होना बहुत ही जरूरी है। अरे अरे सुखी भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई कूड़ा डालने की जगह है? ये एचईटी हैट है ना? हाँ बेटे। मास्टर जी, इस गांव में आपकी काफी इज्जत है। सिर्फ मानते ही नहीं, प्यार भी करते हैं। हरामी! सारे को लखो, तूने फिर पी ली? हाँ पिया। सालिया, मिलिया, मेरा बीवी को बोलता है देखो पैसा नहीं देने का, शराब के लिए पैसा नहीं देने का। सारिया, तेरे बाप का पैसा क्या भाई? नथु, अगर इतना गुस्सा था तो एक ही गाल पर तमाचा क्यों मारा? दूसरा भी है, उस पर भी मारो, मारो। बीवी दूसरों के घर में झाड़ू लगाए, बच्चे दूसरों के बच्चों को खुश देखकर अपनी किस्मत पर रोए, क्या एक बाप का यही फर्ज होता? अपनी बीवी की मांग में चवन्नी का सिंदूर डालने की बजाय तुम उससे पैसे मांगकर शराब पीते हो, उसको पीटते हो। आपके बिना दिन ला नहीं सकता। तुम भी हम सब की तरह इसी मट्टी के बने हुए हो। ये मट्टी अगर सारे संसार का बोझ उठा सकती है तो इसी मट्टी के बने हुए कंधे क्या अपने घर बार का बोझ नहीं उठा सकते? क्या इतनी कमजोर है ये मट्टी कि शराब में बह जाएगी? Efendim sakin olun. Bu köylüler hep konuşurlar ama hiçbir şey yapamazlar. Olmaz guru. Olmaz. Eğer bu racun işi bütün çekimleri bitiremezler,
köylülere gaza getirip ayaklandıracak. Başımıza bela edecek, köylülere olacak şeyini. Tapu bence önemli değil. Çünkü o resmi kağıt. Ve devletin. Ama benim için önemli olan bir şey var. O da sözdür. Son zamanlarda sözünü tutmuyorsun. Bu yüzden dikkatli olmanı öneririm. Sana bir iş vermiştim. Ve hala o işi beceremedin. Haklısınız efendim, bunu alın lütfen. Yok, istemez. Onlar senin hakkın. Ama bu işi beceremezsen o paralar sana mezar olur. Bir şey daha var. Dostunu düşmanını iyi ayırt edersen çok yaşarsın. Bu söylediklerimi unutma. Beni affedin efendim. Bütün bu olanlar o namussuz muhtarın yüzünden oldu efendim. Elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin efendim. Siz merak etmeyin. Onu yok et. Benim tüm kanunlardan üstün saydığım bir tek kanunum vardır. Daima güçlü olan kazanır. Eğer güçlü değilsen ölmeyi çoktan hak etmişsin demektir. Bana son bir şans daha veriyorum. Ben güçlüyüm. Eğer bu kez de başaramazsan güçsüz olduğunu kendin kanıtlayacaksın. Göreyim seni. Başar bakalım. Hadi. Emirlerime karşı gelip hala burada alem yapıyorsunuz ha? Bir insanı teşhir edilen bir hayvanmış gibi izliyorsunuz ha? Bu ahlaksızlığa asla izin vermeyeceğim. Bundan sonra eğer sizi burada çocuklarınızın nafakasını içkiye verirken görürsem bacaklarınızı kırarım. Hadi defolun. Defolun şimdi buradan. Çabuk. Pis herifler, defolun. Sen şerefsiz bir kadınsın. Zavallı köylülerin elindeki 3 kuruşu almak için dans etmek şerefsizliğini gösteriyorsun. Utanmıyor musun bu yaptığına? Neden? Neden utanacakmışım? Bu köylüleri buraya zorla toplamıyorum. Gelip dansımı izlemek zorunda değiller. Eğer paraları kıymetliyse karılarının düzenini... Yeter artık sürtük! Sen insan değil bir yılansın. Onların peşini bırakıp bu köyden gitmen için sana 24 saat veriyorum, anladın mı beni? Ondan sonra yüzüme görünme sakın. Giderim. Sana hiç dans etmedim. Eğer bu gece gelip benimle dostça bir yemek yersen, pılımı pırtımı toplar hemen giderim. Sen de bu gece gördüklerini hayatın boyunca unutmazsın. Böylece bu zavallı köylülerin de neden bana koştuklarını anlar, onlara hak verirsin, öyle değil mi? Bu gece gelip benimle dostça bir yemek yersen, pılımı pırtımı toplar hemen giderim. Sen de bu gece gördüklerini hayatın boyunca unutmazsın. Yine abinin dersine engelliyorsun ha! Çekil bak oradan! Dur! O masal istemedi. Bütün suç bende. Ona masal okumayı ben teklif ettim. Döveceksen beni döv. Bütün suç bende.
hayatın boyunca kardeşini böyle... böyle koruyacaksın değil mi? Bu benim en kutsal görevim. Çünkü onu korumazsam... o da güneşin doğmasını istemeyen insanlardan olur. Oysa ben güneşi çok seviyorum. Hem de çok. Güneşi çok seviyorum. Bak oğlum... benim başıma bir şeyler gelebilir. Ama sen... güneşe olan sevgini asla yitirme, olur mu? Yarın gece davetine geleceğim ama ondan sonra... seni burada... görmek istemiyorum. Anlıyor musun beni? İyice anladın mı ha? Söyle. Hadi defolun gidin buradan artık. Burasını içki deposu olarak kullanacağız. Burası sizin oyun parkınız değil. Defolun gidin. Gözüm sizi görmesin. DJ. Sen mi attın taşı? Evet. Çabuk. Çabuk ondan özür dile. Özür dile dedim. Hayır dilemeyeceğim. Hayır mı dedin? Bana itiraz mı ediyorsun? Otur bakalım. Bu gece ona vereceğin içkinin içine ilaç katacaksın. Böylece onu tüm köyleri rezil edeceğiz. Sonunda ondan intikamımı alacağım. Sakın bir hata yapayım deme. Bu işin hataya tahammülü yok. İçkisine ilacı kat. Hiç merak etme dostum. Onu bu kadar çok dövmemeliydim. Ona söylediklerime karşı gelince birden... dünyanın başıma yıkıldığını hissettim. Eğer böyle olacağını bilseydim... o sopayı elime bile almazdım. Almazdım, asla almazdım. Duydun mu? Oraya gidiyor. Sizi bırakıp o kadına gitmesi çok ayıp. Biz de onu dürüst ve namuslu biri olduğu için muhtaç etmiştik, öyle değil mi? En üzüldüğüm şey bunu size yapmış olması. Muhtarlar saygılı insanlardır. Gidip ondan bunun hesabını sormalıyız. Dörün hemen günahını almayalım canım. Ahlaksız herif. Bak şu hale bak. Tam ağlanmada yok canım. Bence ona dersini vermeliyiz. Evet, namussuzun dersini verelim. Kalkın bakalım. Ahlak düşmanı. Değil mi? Atıraş. Yapmayın. Bizi yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın dedim. Yapmayın, bırakın beni. Babanya! 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 Oğlum!
Olamaz. Bunu ona nasıl yaparsınız? Alçak herifler, onu nasıl öldürebildiniz? Alçaksınız. Sizi kurtaracak tek kişi oydu, aptal herifler. Siz her türlü cezayı hak ettiniz artık. Kalleş köpekler, aydınlar, rezilliler. Siz köpekler, her şeyi hak ettiniz. Aferin ortak, iyi iş gördün. Vijay. Şimdi ne yapacaksın Selen? Orası bir girdap. Oraya gidersen sen de Güneş'e olan sevgini yitirirsin. Kaybolursun orada. Hayır. Ben Güneş'e olan sevgimi asla... asla yitirmeyeceğim. Orada... babamın intikamını alacak gücü kazanacak. Evet. Söz veriyorum bunu. Gözlerini ve kulaklarını ben satın aldım. Bunu asla aklından çıkarma. Selam Frank. Hey. Bu herifin annesiyle ablası bizimle çalışır. Ona biraz para verin. Hey, al bakalım. Bir daha karşımıza çıkma. Hadi bakalım. Yalla. Yürüdü. Ya ama nasıl olur bu? Hedefi şaşırmış olmalı. Bence de öyle. Zinik umrisi, aapki şişuku aharne vividdaki zirut hoti hai. İsliye, ap serela ki ursi teen swadisht kismi. Gel buraya bakayım, gel. Gel dedim. Gel buraya. Nefis kurusu seni. Anne! Anne! Anne, ne oldu sana? Allah'ım, yürü benlere! Çekil şuradan, çekil şuradan! Anne! Çekilme kadın. Dokunma. Bırak. Hayır, senin ifadeni almam.
Anneme saldırıp dövdüler diyor. Bir şeyler yapsanıza. Bela mısın be oğlum? Almam senin ifadeni. Bana ne senin annenden? Hadi bas git buradan. Hadi git dedim. Anladım. Rüşvet istiyorsun. Hey! Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım buraya. Dilini uzamış bu veledin. Baksana şu dile. Bir karış. AC şirketinin benzin istasyonu havaya uçtu. Umarım haberiniz olmuştur. Nasıl olmuş bu? Kimliği bilinmeyen biri kibriti çakıvermiş. Nasıl çakar yahu? Çok basit olmuş. Tam benzin pomposunun üzerine meşaleyi savurunca her yer yanmış. Bu işi bilen biri yaptı mutlaka. Baksana lan, aslında iyi olmuş. Benim istasyonun işleri artar böylece. Öyle değil mi ha? İşler tıkırında olur. Yeterdi. Beni dinleyin. Bizim iş yaptığımız bölgede böyle bir şey yapan biri bize meydan okuyor demektir. Bunu nasıl yaparlar bize? Ya ben size kaç kere söyledim. Sokak çetelerini ciddiye alın. Onlarla mücadele edelim diye. Ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. İşte ne diyeceksiniz? Haklı. Ben de ona katılıyorum. Çoktandır bize haraç verenlere gözdağı vermedik. Bitimiz kalmandı artık. Buna bir an önce başlasak iyi olacak. Bu doğru. Ben de evet, çok doğru. Evet, doğru söylüyorsun. Biliyorsun benzin istasyonu yakmak suçtur. O adam benim anneme saldırdı. Bu suç değil miydi yani? Söylesenize. Sen de onu polise şikayet etseydin. Şikayet mi etseydim? Tabii. Öyle yapmalıydım. Ama ifademi aldılar mı? Hayır. Beni karakoldan kovdular. Hepsi rüşvet peşinde. Hepsi rüşvet istiyor onların. Adın ne senin bakayım? Vijay Dinanath John. Tam adım bu. Babamın adı Dinanath John. Annemin adı Shivashni John. Hepsi bu kadar komiserim. Bugüne kadar yoksul halkı zalimlere karşı hep korudum. Ben namuslu biriyim. Suçlu biri değilim. Sen gene de bir suçlusun. Haklı olabilirsiniz. Bu dünyada herkes suçludur komiserim. Sokaktaki adam yanında dövülene karşı çıkmadığı için suçludur. Dünya bu kadar acımasız olduğu için Tanrı da suçludur komiserim. Vijay, sen herkesi kendi mantığına göre yargılayıp cezalandıramazsın. Sana nasihatim kanuna karşı gelip elime düşmemen. Suçlu olduğunu biliyorum. Ancak elimden seni tutuklamak da gelmiyor. Asla unutma. Kanun sen değilsin. Bu ülkede bir devlet vardır. Kanun vardır. Ona karşı gelemezsin. Hareketlerine dikkat et. Yoksa seni tutuklarım. Bu dünyada o kadar tutuklanması gereken var ki sıra bana gelmez. Onlara kanlar cezasını verir. Nefretinle insanlara saldırmakla yalnızca bu canavarı doyurmuş olursun. Bunu iyi bil. Ben sana istediğim kadar yardım edebilirim. Ama sen de kötü bir davranışta bulunmayacağına dair söz ver bana. Hayır, hayır komiserim. Ben sizin yardımcı olmanızı hiçbir zaman istemedim. Çünkü babam öldürülürken ne de anneme saldırırlarken yanımda siz yoktunuz, ben vardım. Ve kendi gücümü kullanarak buraya geldim. Gördünüz mü? Bakın, bu insanlar benden yardım bekliyorlar. Onlara gidiyorum, onlara yardım etmeye. Kendi gücümle buraya geldim. Ve onlar benim kanatlarımda, anladın mı? Şimdi gidiyorum. Böyle bir şeye kalkışmak intihar olur. Çünkü bütün şehir onu çok seviyor. Bizim yapmamız gereken biraz bekleyip onun gücünü kaybetmesi. Aptal herif.
Eğer hemen bir şey yapmazsak işimizi bitirecek. Bunu anlıyor musun? Bu yüzden korkmamızın bir anlamı yok. Bunu iyice kafana sok. Sok! Bunu nasıl yapacağız peki? Onu bir yolun kenarında sıkıştırıp alnına silah dayayıp öldüreceğiz mi? Bizi anda linç ederler. Anladın mı? Linç. Bu işin altına kalkamayız. Akıllı ve mantıklı olun. Olmaz mı? Geç kaldı Bay Fıraş'ta. Saat 6 oldu. Biraz daha bekler, gelmezse gideriz. Evet, gitmek zorundayız. Merhaba Vijay. Gelsene, gel buraya. Hadi gel. Bir gel gel şöyle otur, lütfen. Biz de seni bekliyorduk, gel gel. Otur. Otur. Evet, gel otur. Neden seni bıraktıklarını haber vermedin ha? Bilseydik gelir seni özel arabayla alırdık. Otursana Vijay hadi. Bizi alçak herifler. Yüzüme karşı hep gülersiniz. Telefonlar çalıyor yine. Uyuşturucu satıcıları, pezevenkler, haydutlar, tepeciler arıyordur. İnsan boş ver onları. Sen izleye ona bak. Hayır. Gel buraya. Gel. Geleyim. Herkese yaymanı istediğim bir haber söylemek istiyorum. Ben bu piyasadan çekiliyorum, anladın mı? Artık kimseden intikam almak için bir derdim yok benim. Bundan sonra silahlardan uzak yaşayacağım. Bunu asla unutmayın, meydan size kaldı. Bu pis işleri size bırakıyorum. Silah da artık sizin beyler. İnsanın alnında ne yazılırsa o oluyor. Bana ateş edin. Hadi. Beni asla öldüremezsiniz. Boşuna sevinmeyin, hala ayaktayım. Hadi ateş edin. Vurun beni. Aşağılık herifler.
Dur bak ben yanayım. Seni hastaneye götüreceğim. Tamam. Tamam kımıl oldu. Tamam. Tamam. Gel şimdi. Meraklama. Hastaneye yetiştiririm ben seni. Hadi yavaş. Hop. Hadi. Dayan oğlum. Dayan. Dayan. Yetişir. Hadi. Hadi. Şehir büyük bir kuşatmaya uğramıştı. Düşmanlar surları toplarla dövüyordu. Şehir güç durumdaydı. Oğlunuz düşmanları tarafından vuruldu. Şimdi Gandhi hastanesinde. Çok kan kaybetmiş ama hala yaşıyor. Durumu ağır. Size haber vermeye geldim. Eğer gidecekseniz sizi götürebilirim. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim komiser bey. Sağ tarafta büyük toplar yer alıyor. Sol yanda ise askerler. Şehir güçlü. Yardım gelmiyor. Çıkın dışarı. Hey, dur bakalım. Onu buraya ben getirdim. Neticesini beklemekte benim en tabii hakkım. Yani. Ama. Beni burada kovamaz. Anlıyor musun? Ben onu göreceğim. Ne olduğunu bileceğim. Öğreneceğim. Onun için buradayım ben. Nasıl engellersin? Ha, söylesene bana ha. Engelleyemezsin beni. Burada beklerim işte. Ama. Aması maması bu kadar işte. Ben burada bekleyeceğim. Neticeyi de öğreneceğim. Gelin içeriye. Aman. Aman. Hastaneyi yıkmaya niyetler galiba. Neden bu kadar tantana yapıyor bunlar anlamıyorum. Siz nedenini biliyor musunuz? Hayret bir şey ya. Aa, benim adım Krishnani Yamiye. Sebze satıcısıyım. Orada dururken arabamı çarptı. Onların ardından bağırırken içeridekini gör. Vücudunun her yanı kan içindeydi. Ben de onu hemen alıp hastaneye getir. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Tabii biraz zararım olmadı değil. Bütün mallarım ziyan oldu. Nereden baksan 20 rupe tutar. İşte ben onu bekliyorum. Ya siz kimi bekliyorsunuz? Sizin beklediğiniz kim burada? Sizin de mi hastanız var ha? Onu merak ettim de. Şunlara bak. Sağlam yer bırakmamaya niyetliler. Siz kimi bekliyordunuz? Ben yaralının annesiyim. Annesi mi? Ayo. Hey ne? Sanki savaş çıktı da şehir bombalanıyor. Hey! Ne oluyor? Ne bu gürültü? Kimse yok mu? Alçak herifler gösteririm onlara ben. Belki kimse yoktur. Gelen Vijay ruhudur. Ruhu olamaz mı yani? Siz o bölgüden emin olalım demiştim. Eğer kurtulursa hepimizi öldürür o. Sağ kovar bizi. Anlıyor musunuz? Sağ kovar. Ben biraz su bekliyorum. Ya ölmüştür. Mutlaka bir sürü kurşun sıktık. Ay, bak bak. Hey. Ne oluyor? Durun bırakın beni. Ne? Öyle ya. Tamam. Tamam eğlenir ben.
Hanımefendi, özür dilerim. Ben komiser Ravi. Eğer bu kalabalığa çıkıp onun iyi olduğunu söylerseniz dağılırlar. Lütfen, lütfen dağıtın şu kalabalığı. Yoksa çok kötü olacak. Çok iyi artık. Sonunda hepsi gitti, rahat bir nefes alabiliriz artık. O da iyileştiğine göre artık ben de gidebilirim. Evet. Hadi şimdilik hoşçakalın. Oğlum. Oğlum, üzüldü, ben ne yaptığımı unuttum. Sana teşekkür etmeliydim. Telaşıma ver ve beni bağışla çocuğum. Sağ olasın. Bütün yaptıkların için teşekkür ederim. Bu o kadar önemli değildi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Gerçi bu bana 20 rupiye patladı ama o kadar önemli değil. Mühim olan onun hayatının kurtulması. Pek önemli bir şey değildi. Öyle mi? Evet. Önemli olan yürek zenginliğidir. İyileşince ondan zararımı karşılamasını isterim. Ama ben bu işi para için yapmadım. Bana yaptığım işin şerefi yeterli. Siz de üzülmeyin artık. Sonra görüşürüz. Merak etmeyin. Anlıyorum tabii sizi. Ama ne de olsa insanlık. İnsanlık ölmedi. Öyle değil mi? Hoşçakalın. Benim ne durumda olduğumu bilmiyorsunuz. Yakında Vijay hastaneden çıkıyor. Benim hayatım tehlikede. Bunu mutlaka patrona söyle. Bu hayat memat meselesi. Eğer Vijay oradan sağlam çıkarsa benim yaşamım sona erecek demektir. Lütfen bunu ilet. Bana sahip çıksınlar. Bunu yapmak zorunda. Tamam. Ey şahane. Çal patle. Nahin to mundi girake rakh dalega ya. Kya raha? Tumhari mundi girake? Ha. Main lungi utha ke tera kya girega malum? Hey, tu ja re. Ye mara kar tala jaste ho ke rakh tere maa ka mar. Ye kya raha? Tumhari mundi girake? Ab tak lungi utha ke tera kya girati main? Hey, jaldi karo, aadmi marne wala hai. Mari mundi girake? जल्दी करो जल्दी रास्ता में बोले लुंगी आज मैं बोली मेरे को गुस्सा देगी ना मैं लुंगी उठा के मैं लुंगी उठाई देख ना भाई इधर है कि नहीं बाथरूम में विजय चौहान दूसरी बार बच गया है तुमको मालूम नहीं है मेरा हालत क्या है आज अभी अच्छा तुम ऐसा करो तुम उसको बोलो कि मेरा लाइफ बहुत डेंजर में है और विजय चौहान कल हॉस्पिटल से निकलने वाला है हम पहला फ्लाइट पकड़ के मॉरिशस आता है उसका पास उसको बोल देना ओके ओके विजय चावन दूसरी बार बच गया है बहुत दिनों बाद एक हिंदुस्तानी मछली हमारे समुंदर में दिखाई दिया इसे रात के खाने पे बुलाओ मगर विजय चाहूं तो अपना उसूल कहता है जब दुश्मन की उम्र बढ़ जाए तो उससे दोस्ती कर लो अपनी उम्र बढ़ जाती है विजय चौहान को फूल भेज दो भाई भाई हमें माफ कर दो भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई कंचा चीना
भूल गई आपको है? अच्छा है, अच्छा बोले। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। कह करो ताइए वर्दी में तो बहुत ताकत होता है, हाँ? जिसको चाहे रोक सकता है, जिसको चाहे अंदर आने देता है, गोली चलाने देता है। ऐसी गलती हाँ? कभी नहीं होगी भाई। इसको बोलो ऐसा करने का नहीं, हाँ? ऊपर जाने का क्या इसको, नहीं ना, समझाओ इसको, अभी जैसा हम बोलेगा वैसा करने का, हाँ? हाँ? जा जा, हाँ? ले जा इसको। भाई। या, या। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुबारक हो विजय चौहान, नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। आज तुम बंबई शहर के बेताज बादशाह बन गए हो। पूरा शहर आज जश्न मना रहा है सिवाय तुम्हारे उन चार बॉसेस के। Cezayı alırlar. Bu işin bir hesaplaşmaya dönüşmesini istemiyorum. Çünkü bir polis olarak bu şehirdeki huzuru sağlamakla yükümlüyüm. Bunu asla unutma. Gereken her şeyi yaparım. Huzur için her şeyi yaparım. Bunu böylece bilmiş ol. Ben o polis afisarım. Jo sırf 1500 rupaya pagar kamakar bhi dikau nahi hai. Anladım komiserim. Ama hayatım boyunca polisten yardım istemedim. Şimdi de sizin yardımınıza ihtiyacım yok. Her şey için teşekkürler. Hey, bu ne kalabalık böyle? Hadi dışarı, dışarı çıkın. Ziyaret saati bitti. Kusura bakmayın. Onu görmemiz gerek. Hayır, bizi dışarı çıkarmayın. Onu göreceğiz. Çıkın diyorum. Affedersiniz. Tamam, tamam. Hadi. Tamam. Anne. Annen geçmişte yaşıyor. Seçtiğin yolda yalnızsın Vijay. Sanırım onu çok kırmışsınız. Ama sizi hala çok seviyor. İlk geldiğiniz günden beri kapınızın önünde... Adınız nedir sizin? Neden? Adım sizi neden ilgilendiriyor bayım? Buraya gelip de annemle aramdaki kırgınlık hakkında fikir beyan ediyorsun. Benim özel hayatıma karışmaya çalışan birinin adını bilmek isterim hemşirem. O yüzden sordum, adın ne senin? Söyler misin? Merim Efe. Ve ben de Krishnani Yamye. Seni kurtaran adam kısaca... Günlerdir kendine gelmeni bekliyordum. Biliyorsun seni vurulduğun gün ben hastaneye yetiştirdim. Tabii bu arada arabamın üstündeki birçok sebzeyi de kaybettim. Bunlar da tamı tamına 20 rupi kadar tutuyor. Bu benim büyük bir zararım. Bu zararı ödemeni istiyorum sen. Sen kim olursun, ne bakıyorsun? Ha? Senin paranı ödeyecek durumda değilim arkadaşım. Pekala, sonradan ödemeyi düşünüyorsan soru yok. Çünkü ben o parayı çok zor şartlar altında kazandım, anlıyorsun değil mi? Hayat çok zor, o parayı bulmak için neler çektiğimi anlarsın. Herhalde sonradan ödersin. Sağ ol. Ben de sana 40 rupiye ödeyeceğim. Krishna, adın... Yamye, anladım. Ancak bir sorunumuz var bizim. Neymiş? Üzerimde hiç para yok. Sana sonra versem olur mu? Tamam canım, önemi yok. Zaten öyle paramı vermeyip kaçacak birine de pek benzemiyorsun. İyileşince ödersin ha. Olmaz mı, ödemez misin yoksa? Söylesene, bana öyle gelme. Vücudunuzdan çıkarılan kurşunlar. Artık atabilirim sana. Yok, atmayın. Atmayın onları, verin bana. Verin ne olur. Hey, canın neden bu kadar sıkkın ha? Sana ne, derdi sana mı düştü? Çekil başımdan be, rezil herif. Allah Allah. Selam Bay Pralin, keyfiniz nasıl? Bak sana ne. Bu ülkede herkes başka türlü bir deli. Ben
Merhaba beyler, nasılsınız bakalım? Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? İyisiniz. İyi görünüyorsunuz. Evet dostlarım, sizin derdinizin çaresinin ne olduğunu biliyorum. Düşündüm. Çok iyi bir yer buldum. Orada kalırsanız Vijay size asla ulaşamaz. Orası neresi? Çabuk söyleyin. Çabuk. Evet, neresi orası? Bizim karakolun hücresi beyler. Evet. Karakolun hücresi. Aa, gel beraber. Çek dedim. Çekilin kapının önünden. Hadi. Odanıza giremeyince biraz kaygılanmış da. Kaçarım diye ha? Hayır doktor. Buna halim ve cesaretim yok. Üstelik dışarısı bu kadar sakin değil. Beni istese de çıkartamazlar buradan. Başucuma oturabilir isteyen. Özür dileriz. Nöbetçileri neden diktiniz? Anlayamadım doğrusu. Bir sürü düşmanım vardı ondan. Ya.
da beni dinleyin. Bir şeyim yok benim. Beni kolay lokma sandılar. Neden? Neden yaptılar biliyor musunuz? Sizinle birlik olduğum için. Evet. Halkla birlik olduğum için. Hiçbir şeyim yok. Sapasağlamım. Aslanlar gibiyim. İyileştim gördünüz mü? İyileştim. İyileştim. Sen üzme kendini anne. Bu işi ben yaparım. Cenazeyi ben kaldırırım. Merak etme. दोस्त बोले तुम्हारे को तुम्हारा अम्मा मेरे को बेटा बोले अब मेरे को क्या भी नहीं होना तुम्हारे को काम बोल मैं करेगी जो बोलेगी मैं करेगी बोल मेरा एक ही बहन है शिक्षा लुंगी वाला अंदर कॉलेज में किधर जाता है अंदर बच्चे लोगों का डांस चलता है चल भाग यहां से चल क्या रहा तुम मेरे को लुंगी बोले मेरे को लुंगी बोले देखा सलाम कर फिर तो कर तेरे माँ को मर तुम्हारा बॉडी का गार्ड करने के लिए बॉडी गार्ड यस वाओ चिकना है शिक्षा ही सोच यू शट कृष्ण अय्यर एम ए कैन यू सिंग कैन यू डांस क्या रहा
Mesti karte. Tum mera ka maza karte. Mera saut ka maza karti hai. Dekh. Aaj main lunge utha ka. Tumko disco nareel dikhayegi. Acha. Pakalwa. ये लुंगी वो उठाती तुमको डिस्को दिखाती हम ये लुंगी वो उठाती तुमको डिस्को दिखाती जोश में आती तो फिर सबकी चुप्पी हम कर जाती बारी बारी हम तुम सबकी ढोलक बजाती आई एम कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला आई एम कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला आई एम नारियल पानी वाला नारियल पानी वाला हम ये लुंगी उठाती तुमको डिस्को दिखाती जोश में आती तो फिर सबकी चुप्पी हम कर जाती बारी बारी हम तुम सबकी ढोलक बजाती आई एम कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला आई एम कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला ओ नखरे वाली तेरा दिल हम आज चुरा लेगी देखेगी इस महफिल से हमको कौन निकालेगी कृष्णन अय्यर यम ये केलनी डिस्को इंगे पार हम ये लुंगी वो उठाती तुमको डिस्को दिखाती जोश में आती तो फिर सबकी चुप्पी हम कर जाती बारी बारी हम तुम सबकी घंटी बज जाती आई एम कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला नैने कृष्णन अय्यर यम ये तो बड़े गोंडाम डिस्को छुड़ छुड़ कृष्णन अय्यर यम ये नारियल पानी वाला करती है
folk karti shoram machati ham krishnan ayyar emme ayam nariyal pani wala nyan nan krishnan ayyar emme elani disco nokku nokku ham yelungi pati tumko disco dikhati josh mein aati to phir sabki chutti hum kar jati bari bari hum tum sabki band bajati ham krishnan ayyar emme ayam nariyal pani wala ayam nariyal pani wala ariyal pani wala nane krishnan ayyar emme tengil kai disco nodu krishnan Neden oluyor Gulevertik? Olanlar hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü dostların yok artık. İkisi de geberip gitti. Şimdi sıra sende. Tanıyamadım, sen de kimsin? Senin ölüm meleğinin. Adım Vijay. Vijay Dinanatjon. Ama sen hastanede olmalıydın. Hey. Dinle beni, daha önce de söyledim. Beni asla öldüremeyeceksiniz. Vijay, beni affet. Ne olursun beni affet Vijay. Ölümü kendi isteğinizle çağırdınız. Artık benim yapacak hiçbir şeyim yok, anladın mı? Alçak herif, seni satılık köpek. Ve çok iyi bir insan o. Mutluluğunu kimse bozmasın diye beni gönderdi. Ben de bundan şeref duydum. O kadar iyi olsaydı kirli işlere bulaşmaz, namuslu bir insan olurdu. Bak anne, o namussuz değil ki. Adaletli bir insandı. Bütün şehir ona bu kadar saygı duyarken sen nasıl onunla gurur duymasın anlamıyorum. Yaptıkları her şey halk için. Her şeyi halk için yapıyor. Onunla şeref duymalısın. Ne yapmaz olsaydın? Anne lütfen. Abim gerçekten iyi biri. Ve sana gelince, korumam oldunsa bu kadar geveze olmak zorunda değilsin. Ha? Abi! Canım kardeşim benim. Seni her defasında daha güzel görüyorum. Nedir bu gözyaşları ha? Nedir? Ha? Seni çok özledim abi. Sana gönderdiğim o adam nerede? Krishna Ali. Yami mi? Ha, hoş geldin dostum. Buyur, ben şunları mutfağa götüreyim. Hemen gelirim. Abi, bu adamı nereden buldun Allah aşkına? O beni buldu, ben onu buldum. Ama çok gevize. Evet, gevize. Ama yürekli biri, beni ölümden kurtardı. Evet, cesaretli bir çocuk. Bu yüzden onu sana verdim. Seni koruması gerek. İyi de neye karşı? Hiçbir şey. Annem bu yemekleri senin için hazırladı abi. Annemin yemeklerini öyle özlemişim ki. Annenin senden istediği bir tek şey var. Yemeğe başlamadan onu yapmalısın. Aa, biliyorum. Hadi söyle, bir şey mi lazım? He? Kapur, gelsene oğlum. Tek isteğim, gidip ellerini yıkaman. Ellerim mi? Ah, evet, evet, yıkayım doğru. Tabii yıkarım, yıkarım. Oldu işte, tamam. Bak, tertemiz oldu. Başka bir isteğin var mı anne? İşte tertemiz bak. Şimdi yiyebilirim. Bak, tertemiz. Kir yok, tamam mı? Şimdi yiyebilir miyim? Ellerinin kiri suyla geçecek kirlerden değil. Ellerinde insanların kanı var senin. Bu yüzden sadece yıkaman yetmez. Üstelik yalnızca ellerin değil, şerefin, namusun, yüreğin de kirli senin. Babanın senin gibiler yüzünden öldürüldüğünü anımsa. Ne ailene ne de Tanrı'ya karşı hiç saygın yok senin.
İnsanlara zulmeden bir gangstersin sen. Gangstersin. Sus anne. Bak. Dinle anne. Ben hiçbir şeyi unutmadım. Hiçbir şeye karşı da saygımı yitirmedim. Ancak daha iyi biliyorum. Hayatta ezilmemek için zor kullanmayı öğrendim. Unuttun mu, bana saldırdılardı. Ama ben unutmadım ve onlardan bunun hesabını er veya geç soracak gücü buluyorum. Babamın başına gelenleri, onları da asla unutmadım. Bu duruma geldiysem bana da halkımı eziyet eden zalimlerden hesap sormak için geldim anne. Artık hiç kimse bize karşı çıkmaya cesaret edebiliyor mu anne? Hayır. Hiç kimse ekmeğimize göz dikemiyor. Kardeşimin namusuna el uzatabiliyorlar mı? Bunun nedeni benim çok güçlü olmam. Aferin sana. Baban hep ne derdi unuttun mu? Kötü insanlar güneşi sevmezmiş. Çünkü güneş kötülükleri ortaya çıkarırmış. Sen de artık güneşe sevgini yitirdin. Kötülüklerini çıkarıyor ortaya. Anne! Sus bir dakika. Tamam Şişko. Eğer annem beni bu gözle görüyorsa, bu evde kalmanın bir anlamı yok artık. Ben de giderim öyleyse. Abi! Yalvarırım, gitme! Dur abi! Annem öyle demek istemiyordu. Yanlış anladın. Ne olur gitme. Hayır. O beni asla hiçbir zaman anlamayacak. Aa, ne olur. Hala beni pis bir haydut sanıyor. Ama ben bir haydut değilim. Yaptığım her şeyi halk için. Bizim için yaptığım her şeyi yüreğimle. Hayır. Gidelim. Kutlarım seni anne. Bravo. Sonunda oğlunu kırmayı başardın işte. Kutlu olsun. Sen ne arıyorsun? Ben mi? Canım ev yemeği istedi de. Yemeğin var mı? Tabii. Burada bekle. Hemen gidip getireyim. Yıkamakla asla çıkmaz Ece. Ondan yıkamakla kurtulamazsın. Kirli değil Mary. Ellerim kirli değil benim. Bu yemeklerin bedeli nasıl ödeniyor biliyor musun? Bilemezsin. Çünkü anlamazsın. Dinle beni. Bu yemek nasıl kazanılır bilir misin? Bu yemek nasıl kazanılır? Bu ekmeği gördün mü? Bu ekmekte kaç kişinin kanı var biliyor musun? İşte ben onları koruyorum. Ben bir haydut değilim, asla da olmadım. Çünkü benim güneşe olan sevgimi hiç kimse söndüremeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Yücel olmak kolay sanıyorlar. Eğer ben olmasaydım bu insanlar daha çok... Bunun bedeli. Ellerim kanı bulanarak ödendi. Bırak atlanmaya. Her zaman razıyım. Babamı öldürenlerden intikam almaya yemin ettim ben. Bunun için güçlü,
kuvvetli olmak zorundayım. Bu dünyada yalnız güçlüler yaşayabilir. Bana bir yorum yapmıştın, anladın mı? Şimdi bunun iki nedeni var. Birincisi benim hırsla dolu olmam. İkincisi de olaylara karşı boyun eğmem. Ama elimdeki ekmeği kimseye vermem ben, anlıyor musun? Anlıyor musun beni beni? Ama şimdiye kadar beni kimse anlamadı. Sen de anlayamayacaksın. Senin anlamanı bekleyemem zaten. Sen başka bir dünyanın insanısın. O yüzden beni anlayamazsın. Anlama. Sen de git. Sen de beni haydut olarak gör. Annem gibi. Ben haydut değilim. Sadece güçlü olarak yaşıyorum. Yoksulları zalimlere karşı koruyorum. Anladın mı? Yalvarırım, konuş. Ben seni anlıyorum. Haklısın Vici. Sınırlarının nerede bitip nerede başladığını hiç kimse bilmez. Benim himayem altındayken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Ama onu öldürmek istiyorsan bu işi yapmak zorundasın. Eğer başaramazsan Vijay Jod'un kinini kazanmak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Bu Vijay'den korktuğun anlamına mı geliyor ha? Yanlış değerlendiriyorsun. Sana elimden geldiğince yardım edebilirim, anlıyor musun? Yardım ederim. Anlaştık. Thank you.
Ağlama duydun galiba. Evet, doğru duydun. Bu ses bizim kurtuluşumuzun sesi. Çünkü biraz önce en önemli düşmanımız tarihe karıştı. Onu havaya uçurdular. DJ John öldü demek. Başaramadınız Bay Anil. Attığınız bomba bir işe yaramadı. Tek yönü yanı elbisen sırılsıklam oldu. Umarım sizinle görüşmeye gelen herkesi denize atmazsınız. Adım Vijay Dinanatjon. Sizle konuşmaya geldim. Ben de. Sizin adınızı gayet iyi. İyi biliyorum bayım. Sizinle anlaşmak istiyorum. Benim gücümle sizinki birleşirse çok yararlı şeyler yaparız birlikte. Ben asla kamu yararına çalışmam canım. Ya asla değil. Kamuya değil. Kendimize çalışacağız. Söyler misin, nedir bu değişiklik? Sen hep halk için çalışırdın. Şimdi neden kendi hesabına çalışmak istiyorsun? Anlayamadım doğrusu. Anlat bana. Anlat bakalım. Anlatayım. Yeteneklerimi kullanarak zengin olacağım. Önemli olan benim gibi birinin gücüyle nelerin yapılabileceğini kanıtlamış olması. Uygun bir fiyatın var, işine gelirse bayan iyi. Anlaşalım, ne dersin? Ne kadar istiyorsun? Manda köylü. Manda köyü mü dedin? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın orayı dostum? O köyü çok severim. Yalnızca güneşin doğuşu ve batışı en güzel okeyde oluyor. Bu yüzden. Ama bu uygun bir fiyat değil diyorsan sen söyle. Yine ayrı hesaplarda savaşa devam ederiz. Ama bu senin için hiç iyi olmaz bayanı. Çünkü artık hoşgörümü kaybettim ben. Bundan sonra karşıma. Peki. Yalnız benim de bir şartım var Vijay John. Bütün kararları ben alırım, anlaşıldı mı? Bir de çok önemli bir kuralım vardır. Her hainin cezası benim için ölümdür. Ölüm. Ölüm sondur. Bak şuraya. Ona söylemiştim. Benim sözümü dinle demiştim. Ama kulak asmadı. Dinlemedi beni yani. Düşmanın ölümüne itiyorum, şerefine. O benzinciyi bombaladığın zaman kaç yaşındaydın peki? O zaman seni tanımış olsaydım çok büyük işler yapardık. İkimiz birlikte.
Bostonluyuz. Anne, ben gecikebilirim. Hop, annene neden söylüyorsun? Krishna Aniyamye seninle birlikte olacak. Ne? Benimle mi gelecek? Evet, sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Bakın bayım, ben küçük bir çocuk değilim. O yüzden korumanıza ihtiyacım yok. Hey, dur bakalım. Abim bana seni korumamı söyledi. Çekil yolumdan. Ben senin benim bekçiliğimi yapmanı istemiyorum. Ne? Ben senin bekçi falan değilim, anlıyor musun? Sadece koruyucunum. Bu ikisi çok farklı. Ben şerefli bir insanım ve seni koruyorsam bu yalnızca abine saygı gösterdiğim içindir. Yoksa senin gibi bir şımarıkla asla uğraşmam. Beni aşağılayamazsın, anladın mı? Ben Krishna'yı yamayayım. Kimse bana hakaret edemez. Ben senin gibi şımarıkları çok gördüm. Soylu bir insan olduğunuzu sanmayın. Bir insan soylu olması kanında değildir. Bunun ancak davranışları belirler. Eğer böyle davranırsan asla abine layık biri olamazsın. Bunu aklından çıkartma. Yeter artık be. Ben şerefli bir insanım. Sana da artık katlanamıyorum. Bundan sonra ne halin varsa gör. Benden buraya kadar. Kendi kendini korumasını öğren. Ben gidiyorum. Anladın mı? Gidiyorum. Bir daha da yanına asla gelmeyeceğim. Hadi çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun, Umarım o köpek abin de seni almaya gelir ve bizi bulur karşısında. Ama pek gelebileceğini zannetmiyorum. O kadar yürek yoktur onda. Abin köpek değildir, yiğittir o, anladınız mı? Ayrıca bu yaptıklarınızı size fazlasıyla ödetecektir, tamam mı? Boşuna ümitlenme. Abi buraya gelemez. Çünkü sevgisi korkusunu yenemeyecektir. Ne? Yalan mı? Ha? Buraya geldiği anda ölüm fermanını imzalamış olur. Ama seni öldürmeyeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü bu güzellik sende varken öldürmek çok yazık bir hareket olacaktır. Çabuk bırakın o kızı. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Bici'ye ihanet mi ediyorsunuz? Buna çok kızacaktır. Kızdığı zaman da gözünün hiçbir şey görmeyeceğini bilmeniz gerek. Yoksa bu namusuz herifin sözünü mü dinleyeceksiniz? He, söyleyin. Bu kız Vijay'ın kardeşi. Sizi uyarıyorum. Eğer bu namusa kulak verirseniz sonuç çok kötü olur. Vijay'ın düşmanlığını kazanarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Anlıyor musunuz? Bakın, bakın şöyle. O kızı bırakmazdan evvel bu el yüzünüze patlayacak ona göre. Şimdi hemen bırakın. Sakin olun. Durun. Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Aptal herif. Eğer ölmek istiyorsan tam yerine geldin. Seni büyük bir zevkle, çok büyük bir zevkle gebertirim. Hayır. Çok önemli olaylar oluyor.
Çıkardık, şu şuralarda bir yerlerde tutuluyor. Gece kondularının ortasında bir yerde. Polis bile ona ulaşamadı. Arandığın adamlar oradakileri kandırmış. Hepsi onun hesabına çalışıyor Vice. Hepsi onun hesabına çalışıyor. Anlıyor musun beni? Şuralarda bir yerde. Polis kuvvetleri ona ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmadan hemen çıkartacak bir şey yapabilirler mi? Hadi yürü. Hadi yürü. विजय जान का बैन उठाकर ले गए। बैन उठाकर ले गए। Hayır. Seni burada bırakamam. Hayır. Ne diyorsam onu yap. Alçak. Gebereceksin. Bu defa kurtulamazsın. Kardeşimi bu işe karıştırmaman gerekirdi. Neden yaptın bunu? Neden yaptın? Söyle. Söyle. Kardeş köpek. Çekilin. Ben... Çekilin önünden. Çekilin diyorum. Erkeceğim ulan seni. Sen ne yapıyorsun? Sakin ol. Hayır. O sakin kardeşime ol. Saldırdı. Nasıl yapabilir bunu? Nasıl? Nasıl cesaret eder buna? Nasıl? Nasıl? Yapamaz. Belahetteyken yapamaz. Yapamaz. Ben yaşarken yapamaz. Bırakın beni. Ne yapıyorsun burada? Efendim ben arka yoldan geldim ama geç kaldım. Geç kalmadın sayılır, her şeyi gördün.
Belki de burayı ateşe sen verdin ha? Kanıtları yok etmek için. Söyle, yalan mı? Söyle, burayı sen yaktın. Niye cevap vermiyorsun? Söyle bana, hadi konuş. Yani, ben Krishna Aniyaya. Tanımadın mı? Krishna? Evet, biraz kavga ettim de ben artık edilecek bir şey yok. Şişka benden daha iyi. Onu gayet iyi korudum. Nerede Şişka? Merak etmeyin, sizi üzecek bir durumda değil. Evet. İşte bakın. Bari bizi bir görecektin anne. Aslanlar gibi dövüştük. Hep birlikte ya. Hepsini dövdük. Mere hero. Ye kya karti? Mere jano. Tujhe dar lagti hai. Mere bala. Tera bhai humko marti. Tujhe salaam. Mere hero. Mere jano. Mere bala. Tujhe salaam. Ayayo Krishnan Iyer yam ye ke itne sare naam. तूने क्यों मुझे बचाया? बस अपना फर्ज निभाया। क्या तू कुछ भी कर जाता? कर जाती। कर जाती नहीं, कर जाता बोलो। अच्छा अच्छा कर जाता। मेरे लिए मर जाता? हाँ मर जाता। Oh my God, you are in love. हाँ, you are in love. We are in love. किसको थामना था, किसको थी
Ne diyorsun sen? Ha? Hey. Dinle. Ne yapıyorsun sen? Ha? Neler oluyor? Sen benim kardeşimsin. Senin mutluluğun benim de mutluluğumdur. Hayır, ağlama, ağlama diyorum sana. Sen kendin gibi biriyle evlenebilirsin. Yoksul bir köylü çocuğuyla asla evlenemezsin. Bakın, biz birbirimizi seviyoruz ve... Konuşma! Bana karşı demezsin. Sen konuşma diyorum. Ağzını bile açma. Buna hakkın yok. Ben kardeşimle konuşuyorum, anladın mı? Nasıl böyle bir şeye cesaret edersin? Benim ne durumda olduğumu, kim olduğumu düşünmedin mi? Hiç düşünmedin mi benim şahsi yapımı, kişiliğimi, he? Ha, kendini beğenerek. Karışma sen anne. Ben Şişka ile konuşuyorum. Karışma. Şişka artık çocuk değil. İstediği insanla birlikte olabilir. Sen ne diyorsun be? Bunu onaylayamam ben, anladın mı? İmkansız. Yanlış bir şey yapmıyor o. Onu onaylaman da gerekmiyor. Şişka dünyadaki nadir iyi insanlardan birini buldu. Onun annesi olarak senin gibi biriyle olmasını asla rıza göstermez. Ona böyle söylemeyin anne. Yüce kötü biri değil. Bunu anlamak gerek. Boşuna yorma kendini Krishna. Seni ondan daha çok seviyorum. Aman Tanrım. Neler söylüyorsunuz? Lütfen böyle konuşmayın anne. O sizin oğlunuz. Yapmayın lütfen. Annem bak, bak dostum. İnanın bak. Bak dostum. Annen öyle demek istemedi. Yanlış kelimeler kullandı. Kusura bakma. İstersen ben gideyim. Gideyim buradan ha. Aranızdan çekileyim. Birbirinizi yemeyin. Hayır. Hayır. Sen kalabilirsin. Çünkü sen onun gerçek oğlusun. Ben size üvey evladı. Ben gidiyorum. Bu evde artık sen yaşa. Damadı ol. Dostum! Anne! Anne! Anne, bir şey gidiyor, bir şeyler yap! Artık benim annem falan yok. Anladın mı? Ailem yok. Ben onlara layık biri değilmişim meğerse. Allah kahretsin. Sen söyle. Benimle evlenir misin? Cevap ver. Cevap ver Mary. Anne! Neymiş? Oğlum evleniyormuş. Hadi beraber yiyelim, olur? Ha? Hadi anne. Al. (Gülüyor)
Kiminle biliyor musun? Hani şu hastane sürekli bana takılan bir hemşire vardı ya. İşte onunla evleniyormuş. Neden şaşırdın ya? Hadi sevinmelisin. Bir annenin çocuklarının mürüvvetini görmekten başka ne istiyor olabilir ki ha? Söyle düşünsene. Yakında büyük anne olacaksın. Bir sürü erkekli kızlı çocuklar gelip eteğini çekiştirecekler. Bu zevki düşünebiliyor musun ha? Hadi ama beni söylediğim şeye pişman etme. Hadi, hadi. Sevinmelisin anne. Hadi bak, oğlun evleniyor işte. Onu affedip bağrına basarsın. Benim annem babam yok. Bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben. Bak, oğlunun mürüvvetini görürsün ha. Hadi tanıştın. Hadi anne, hadi aç ağzını bir tane daha vereyim ha. Hadi beraber yiyelim olur. Ha? Hadi anne. Al. Şuraya bak, bütün gazeteler onun başarılarından söz edip duruyor. İşlerimizi engelleyerek ayağımıza takıntı olmasını istemiyorum. Ona haddini bildirmek lazım. Dinle beni Kumar. Git komisere gözdağı ver. Bir daha asla yoluma çıkmasın. Bana ayak bağı olmasını istemiyorum. Tamam mı, dediklerimi yap. Hem de çok çabuk. Hadi. Seni buraya ben çağırmadım. Ne işin var, söyler misin? Hayır hayır, oturun. Rahatsız olmayın, oturun oturun. Buyurun. Buraya. Buraya sizi uyarmak ve kendinize dikkat etmenizi söylemek için geldim. Cesur ve zeki olduğunuzu biliyorum. Ancak bu özellikleriniz yüzünden çok düşman kazandınız. Çok şirin, güzel bir çocuğunuz var. Şimdi söyleyeceklerimi kötü anlamayın. Rüşvet ya da rüşvet ya da tehdit etmek niyetinde değildim. Ama pek yakında sizi tuzağa düşürecekler, öldürmek isteyecekler. Bu yüzden kendinizi ve ailenizi koruyun. Bunu sizi sevdiğim için yapıyorum. Bu örgüle bu katillerle şaka olmaz. Arı kovanına çomak sokarsanız sonunda arıların mutlaka saldırısına uğrarsınız. Bu kesindir, tabiat kanunudur. Daha önce çok örneklerini gördüm. Bu da eskisi gibi aynı. Tarihin tekerrür etmesi gibi olacaktır. Sizi vuracaklar komiserim. Bitti mi? Hayır. Söylediklerimi dinleyemeyeceksiniz. Ama elimden başka hiçbir şey gelmez. Sizden istediğim söylediklerime biraz değer vermeniz. Anladınız mı? Çocuğunuzun iyiliği için. Anlıyorum. Anlıyorum. Benim çok tedbirsiz bir aptal olduğumu sanıyorsun. Hı? Ölüm tehlikesi beni asla yıldırmaz. Bu zaten benim mesleğimin en önemli parçası. Sanki sen benden çok mu farklısın? Sen kendini koşundan önüne atmadın. Hayır, ben farklıyım. Çok farklı biri. Şu aleti görüyor musun? Küçük bir verici. Bir tane de karımda var. Başıma bir şey geldiği zaman bu vericiyi çalıştırırım. O zaman en yakındaki polis bana mutlaka ulaşabilir. Aynı şey karım için de geçerli. Bu yüzden bana asla bir şey yapamazlar. Bu insanlara iyi bak. Bak bak bak, bunlara iyi bak. Asla zarar gelmesine izin vermezler. Asla. Hadi git artık. Ve dostlarına şunu söyle. Komiser sizin hiçbir şeyinizi aldırmıyor. Onu kolay kolay öldüremezsiniz dedi.
Bunları aynen söyle onlara, anladın mı? Aynen söyle. Bu cesaret değil. Çılgınlık. Gerçekten büyük çılgınlık. Sizin için kötü olacak korsan. Uyarılarımı dinlemiyorsunuz. Baba, o kimdi? Vijay John. Yani bir haydut mu? Ama ben eminim. Pek zannetmiyorum. Hayır, biliyorum o. Aman Allah'ım. Niye gelmez? Affedersin. Buyurun bayan. Benim masamı yerine değiştirir misiniz? Şurada oturmak ister misiniz? Olabilir tabii. Buyurun öyleyse. Bir dakika, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Otur dedim. Sen de otur. Oturun yerinize. Rahatsız mı oldunuz ha? Benim insana benzemeyen bir yanım mı var yoksa? Burada oturmak istiyorum. Sizin huzurunuzu kaçıracak ne yaptım ki söyleyin. Ben de sizin gibi bir insanım. Bakın, canavar değilim. Üzerimde alt tarafı mağazadan alınmış bir ceketle pantolon var işte, gördünüz. Ne bakıyorsun? Garip bir şey mi var? Ha, söylesene. Ne bakıyorsun bana öyle? Buraya yemek yemeye geldim. Aynen sizin gibi. Garip bir tarafım yok. Asıl gariplik sizde. Bunu kafanıza sokun. Burada oturup yemek yiyeceğim. Gerizekalı insanlar yüzünden aç kalmaya da niyetim yok. Sizin gibi namussuzlardan değilim ben. Yiğit bir insanım, anladınız mı? Bunu kafanıza sokun. Ve bana servis yapın. Çünkü karnım aç, anladınız mı? Burada yemek yiyeceğim ben. Paramla. Kimseden de borç istemiyorum. Anladınız mı? Çekil be. Hey. Söyle, benim onlardan ne eksiğim var ha? Ha, burada yemek yiyemez miyim? Ha, al bunları. Bende de onlar kadar para var. Al, istediğin kadar üstü kalsın. Gerizekalı herif. Hepinizin canı cehenneme. Sosyete bana göre değil. Söyle, bana göre değil, değil mi? Ne var? Tanrı sizi korusun efendim. Seni de korusun. Ben bu insanlara aitim, gördün işte. Siz burada kalın. Peki efendim. Kendin emir bekleyin. O peki efendim. Çok korkmuşsun. Boktan bir herifsin sen. Ganca patronu ara, iş tamam de. Babacığım. Yiğit komiser. Canın acıdı mı?
Acıdı mı ha? Baba! Babacığım! Seni böyle şöyle... Al bakalım! Al bakalım bir şey gör! Anladın mı şimdi? Yaptığın köpekliğin cezasını anladın mı? Sen pis bir canisin. Bu zavallı polisleri acımasızca arkadan vurduğun için. Onları masum oldukları halde geberttiğin için. Köpek herif. Hadi bana da vursana. O kadar cesursan vur hadi. Öyle. Kim emir verdi sana? Konuş. Sana kim emir verdi? Annenin köpeği olduğunu biliyorum. Ama onun da işini bitireceğim. Bana Vijay derler. Vijay. Vijay John. Bir haydut ya da cani değildir. Bunu bilmen gerekirdi. Sen ortağımızsın bizim. Hey. Bu nedir biliyor musun? Bir telsiz vericisi. Telsizi bilir misin sen ha? Polis birazdan burada olacak. İşte böyle. Vijay, hani telefonda? Merhaba Anil. Demek komiseri öldürmeye adamlarını yolladın. Dinle bak. Duydun mu dostum? Ne? Köpeğin elimde Anil. Ona ne yapacağım biliyor musun? Bir şey John, bu savaş demektir. Bunu çoktan hak etmişti. Sıra patronunda. İnsansın be. Bir de utanmadan beni aşağılıyorsun. Bu yaptığın ayıp değil mi? Sana hiç yakıştıramadı. Kardeşinin elini tuttum diye söylemediğini bırakmadın. Ama Mary'i hamile bıraktın. Üstelik 3 aylık, bunu biliyor musun? He? Ama tabii senden hesap sormam. Ben bir köylüyüm. Ama gene de bilmen gerekli. O çocuğun babası sensin. Evet. Hadi. Şimdi... Otur, buna da yalan de ha. Çocuk benden değil desene. Ama diyemez. Öyle değil mi ha? Bu cesaretin varsa zavallı kız seni bir onda bekliyor. Hadi. Hoş geldin sahip. Duyduğun şeyler doğru mu söyle? Gerçekten, gerçekten hamile misin sen? Evet. Bu dünyanın da bu çocuk doğmamalı, doğamaz. Ne diyeceğim ben ona ha? Ne diyeceğim? Senin baban bir haydut mu oğlum diyeceğim. Bu çocuk dünyaya nasıl ayak uydurur? Nasıl doğurabilirsin onu? Böyle bir şey nasıl düşünür? Yeter artık. Yeter bu kadar. Bunun böyle olacağını ben nereden bilebilirdim ha? Eğer istemiyorsan
Ben de bu çocuğu kendim için doğururum. Ona da asla babasının sen olduğunu söylemem. Vijay. Benimle evlenmek istediğini söylüyordun. Seni seviyorum. Bırak artık bu işleri. Birlikte uzaklara gidelim seninle. Orada düşmanların seni rahatsız etmezler. Çocuğumuzla mutlu yaşarız. Artık kan ve kavga görmekten yorulmadı mı yüreğin? Artık huzuru ve sevgiyi yaşamalısın. Bu senin de hakkın Vijay. Hayatının sonuna kadar bu hayatı sürdüremezsin. Biliyorsun değil mi? Bırak artık. Vazgeç. Benimle gel. Şimdilik bu hayattan vazgeçemem Mary. Çocuğu doğurabilirsin. Daha sonra evleniriz. Benim karım olursun. Bak dostum. Burada iş yapmak gerçekten çok kolaydır. İnsanları karın tokluğuna çalıştırsan bile senin için canlarını verirler. Sana inanırlar. Her zaman böyle olmuştur bu arada. Bunlar akılsız mahluklardır. Bu köpeklerle nasıl çalışırsın? Nasıl iş yaparsın? Babanın başına gelenleri unuttur mu? O zalimlerin yüzünden oldu o. Defol. Sense onlarla ortaklık yapıyorsun. Nasıl yaparsın bunu ha? Burası benim fakirhanem. Allah cezanı versin. Sende eskiden bir gurur vardı. Şimdi o da yok. Bir haydut olmuştun. Allah cezanı versin senin. İçkileri depo edebiliriz. Çünkü birkaçı dışında bütün evler boş. Bu yüzden hiç kimse buradan şüphelenmez. Böylece istediğimiz malı rahatlıkla kaçırabiliriz. Evler boş tabii. Herkes senin zulmünden kaçtı. Katil herif, herkesin canına kıydın sen. Pis köpek. Çek gel şuradan, yoksa seni geberteceğim. Defol. Tabii defol. Gebert de kurtulayım. Gebertsene. Yürekli misin o kadar? Bak dostum. Bu evlerde işçiler oturuyor. Onları depolardan özellikle uzak yaptırdım. Hırsızlık yapabilirler değil mi? Hırsız sensin pis alçak köpek. Bu adam biraz delidir, üstüne varmayın isterseniz. Deli sensin pis haydut. Köyü batakhaneye çevirdin. Çok konuşma köpek, şimdi seni gebertirim ha. Gebert o zaman köpek herif. Hayvansın işte hayvan. Bu ev dikkatimi çekti dostum. Bu evin çok eski bir hikayesi vardı. Kadınlara çok düşkün bir muhtarımdı. Halk onu istemediği için linç etti. Piç herifin tekiydi. Piç dinanat. Aslında işlerimize burnunu sokuyordu. Halkı ona karşı ben kışkırttım. Fahişenin teki içkisine ilaç koydu. O namussuz bayılınca da koynuna girdi. Halk da onu öyle yakalayınca... ne olduğunu anlayamadan onu linç ettik. Böylece kurtulduk. Hiçbir şeylerimize karışmak kolay mesele değildir. Her zaman insanların başına tehlike getirmiştir. Muhtar bunu anlayamadı. Garibin tekiydi. Demek o zavallıya iftira attın. Sen şerefsiz bir alçaksın. Ama... Hayır aşağı. Ya hapse girersiniz ya da bana 500 bin rupi verirsiniz. 500 bin mi?
Aslanım benim, bana bak ufaklık. Ben senin babanım. Ha? Duydun mu beni? Ben babanım, öz baban, iskele babası değil. Merhaba, kutlu olsun. Hı? Raja'dan 500.000 rupi rüşvet istedim. Ya lanet olsun. Lanet olsun, bu bekleyiş beni öldürecek. O harekete geçmeden ben geçmeliyim. Ona ben saldırmalıyım. Hazırladın! Aman ne kadar şeker bir çocuk. Çok güzel, çok şeker. Size anlatmak istediklerim var. Dostum yardım et bana, yardım et. Yoksa beni hapse atacaklar. Ayağını öpeyim bak. Ayakkabının tozunu alayım. Bay Raju. Karşımda yeri öpmeye gerek yok. Kalk ayağa. Kalk kalk. Kalk kalk. Söyle derdin nedir? Dostum senin yardımına ihtiyacım var. Herkesin zaman zaman bana ihtiyacı olur. Tapuları getirdin mi? Bu köyü bana satıyor musun ha? Tabii. Bütün tapuları getirdim. İşte. Bütün köyün tapuları burada dostum. Bunların sahte olmadığına malum ha? Bir garantin var mı? Söyle, bir garantisi var mı bu işin? Ama benim sözüme herkes güvenir. Senin de güvenmen gerekli. Ben asla yalan söylemem. Ama eğer bana inanmıyorsan... boş kağıda parmak bile basarım. Bak şöyle. Böyle bir garanti seni mutlu eder mi acaba? Sözüme güvenmiyorsan ben de yapabileceğim ne varsa onu yaparım. He? Parmak basarım ha. Bas parmağını. Buyurun. Buyurun işte bütün köy sizin. Sizden aldığım paraları komiser Rafi'ye götürüp canımı kurtaracağım dostum. Sağ ol. Sağ ol, sen bir tanesin. Sağ ol dostum. Alçak. Alçak haydut seni. Artık işim bitti. Bütün köylüler. Senden nefret ediyorum. Sonuna kadar her şeyimizi sömürdün bizim ama o geldi kurtardı. Senin yaptıkların acısını çıkardı o. Babasının intikamını da aldı böylece. Rezil köpek. Alçak herif, al sana. Pislik. Alçak köpek. Sen bir rezilsin. Ama o... Amca. Al bu taşı. Babama attık böyle taş. Onların sonu da... babamın sonu gibi olmalı. Al şunu. Sana söylemiştim. Yaptığın haksızlıklar yanına kalmayacak demiştim. Artık eceli geldi, ölümün bizim elimizden olacak. Vurun bu lavukuza. Öldürün. Vurun. Sen de bizim babası gibi öleceksin. Aynı onu öldürdüğün gibi. Sopalarla, taşlarla öleceksin. Biz alçak. Burayı hatırladın mı? Babamı burada öldürmüştüm. O gece zavallıya komplo kurmuştunuz değil mi? Bunu herkese itiraf et. Hadi. Evet. Babana ben komplo kurdum. Sen Dinanat'ın karısına ve çocuklarına hiç acımış mıydın arkadaşım? Hayır. Acımamıştım. Ben kimim biliyor musun? Vijay John. Tabii biliyorum. Vijay Dinanat. Tam adım bu. Dinanat'ta. İşte alçak köpek, sonunda geberdin. İntikamımız alındı. Geberdin. Şükür geberdin. Vijay'ın sayesinde.
Pis köpek! Her yerini kıracağım, camlarını indireceğim! İntikamımız alındı artık! Pis köpek! Rezil! Alçak herif! Her şeyini parçalayacağım! Söyler misin? Ne oluyor burada? Eski bir hesaplaşmaydı dayacı. Ancak bugün bitti. Ne hesaplaşması bu? Buna nasıl göz yumdun? O benim bu köydeki en iyi adamımdı, biliyor musun bunu? En iyi adamın olduğunu ben de biliyorum. Ama insanlar bazı suçlarının cezasını dünyada vermek zorunda kalır. İşte o da bu bazıları için geçerli olabilir, evet, ama o böyle bir cezayı hak etmedi, anlıyor musun? Yemek ölmeyi hak etmemişti. O bir sömürgendi. Bir asalaktı o. Yıllardır bu yoksul köylülerin sırtına yapışarak kanlarını emerek bir çene gibi yaşıyordu. Boğaz tokluğuna insanları çalıştırmak suç. İnsanlara eziyet etmek de suç. İşte bunlara. Bunların kanını emerek yaşıyordu o. Bu suçların cezası ölümdür. Hem de halkın gözü önünde. Söyle ona, size nasıl zulmettiğini Tanrı gördü. Anlatın bu adama, hadi söyleyin onun nasıl bir diktatör olduğunu anlatın. Onların ağızlarından duy. İster misin? Benden değil. Bana inanmıyorsan onlar söylesin. Anlıyorum. Ancak bu saydıklarının hiçbiri benim kitabımda yer almaz. Üreten ve yönetilen insanlar daima var olacaktır. Bunu halk takımı değiştiremez. Benim kitabımda onun yaptıkları birer suç değildir. Birer başarıdır. Bunu kafana iyice sok, anlıyor musun? Başarı cezalandırılmaz, mükafatlandırılır. Bunu kafana yaz. Beynine de yaz, yüreğine de yaz. Yoksa ben yazarım. Dinle, bunlar çok saçma laflar. Suçlu birini asla yüceltemezsin. Söyle bana, masum Dinanat'ı hatırlıyor musun? Zavallı Dinanat'ı. Komployla öldürülen Dinanat'ı hatırlıyor musun? Söyle. Dinanat köpeği. Ne olmuş ona? O senin yüzünden öldü. Senin köpekliğini yapmak için. Halkı suçsuz yere ona karşı kışkırttın. Ben de şimdi onun intikamını aldım. Adım Vijay Dinanat John. Anladın mı? Benim adım bu. Anladın mı? Onun öz oğluyum ben. Şimdi sıra sende. Yaptıklarının cezasını şimdi ödeyeceksin. Çünkü sen de bir asalaksın. Sen de bir sömürgensin. Senin intikam alma zamanı geldi Bay Acı. Kurtulamayacaksın. Bu işi beceremeyeceksin. Çünkü seni geberteceğim. Sonun babanınkinden beter olacak. Hayır, Bay Ali. Sen daha Vijay'ı tanıyamamışsın. Vijay tedbirsiz değildir. Ben aklıma bir şey koyduğumu mutlaka yaparım. Beni öldüreceğini sanıyorsun. Ama bunun için hiç boşuna ümitlenme. Çünkü işim bitti senin artık. Anladın mı? Bak işte polis geliyor, bak. İçin acele etmen gerekiyordu Bay Anil. Bu kez elin kana bulanmayacak. Cezanı kanunlar versin. Ben yapmayacağım bunu, polis versin. Madem bu ülkede yasalar var, alın götürün bu adamı. Benim elim kana bulan. Boşa umutlanma. Sizin elinizde delil yok. Sen bir soytarısın. Kanıt benim ifademdir. Seni ipe götürecek tanık benim. Stella, sen ha? Stella değil. Shanti. Annem zorla da olsa Dinanat'la birlikte olmuştu. O gecenin sonucu olarak ben doğdum. Yani ben de Dinanat'ın kızıyım. Dinanat'ın kızı mı? Evet. Adı Shanti. Babamın kızı.
artık kurtuluşum yok. Adalet cezanı verecek Bay Anil. Anladın mı? Geber. Bay Anil, benden bulma belanı. İleri Ceyjon. Bu işin burada bittiğini sanma. Hapisten çıkıp senden intikam alacağım. İntikam saati elbet bir gün gelecek. Unutma bu söylediklerimi. İntikamımı yerde bırakmayacağım. Size söylemiştim. İşte her şey bitti artık. Başınıza bir ağa yok, köyünüzü kurur ve ona güvenin. İlle bir çobar mı olması lazım başınıza? Anne! 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 Sana bir müjdem var. Benim için de dua et. Benim için dua et anne. Benim için dua etmeni istiyorum. Hadi ne duruyorsun anne? Dua etsene. Üzülme. Edeceğim senin için de dua. Anne! Anne! Bu kez çok sevineceksin anne. Çünkü kocanızın katili yakalanmış. Yargılanıyormuş. Evet, şimdi duydum. Sevineceğiniz bir haberim daha var. Bu kez oğlunuz gerçekten düğün yapıp evleniyor. Artık kirli işleri de bırakıyormuş. Bu kez de onu affedersiniz. Öyle değil mi? Ayrıca düğününe de gidersiniz. Öyle değil mi? Bak, bu düğüne gitmelisiniz. Artık anlayın. Bütün kirli işleri bıraktı, anlıyor musun? Sana söz veriyorum Tanrım. Bir daha insanları asla öldürmeyeceğim. Çünkü intikamım alındı. İşlediğim bütün günahlar bu toprağın hakkı içindi. Şimdi tövbe ediyorum. Bugün çok mutlu bir gün. Bugün bize evleniyor, artık üzülmek yok. Üzüntüler geri kaldı. Her şey bitti artık. Evet, saygılar sunarım efendim, saygılar. Teşekkürler olsun. Her şey bitti artık, evleniyorum. Bugün mutlu ve güzel bir gün. Görüyor musunuz? Onun çocuğu bizim çocuğumuz. Selam versene Umut abiye. Selamlar. Evet, çocuğa bakmak bize düştü. Çok garip bir gördüm ben. Anne babasının nikahına gelen ender çocuklardan birisi, sen de biliyorsun bunu değil mi? Artık herhalde sen de ansiklopedilere geçersin yavrum. Ne yapalım? işte böyle. İyisinler, yaptıkları için affedin. Buna ne gerek var Nasır kardeşim? Gerek var tabii, tabii var. Bu kez değer, insana saygı göstersinler, onunla gurur duy. Onlarla gurur duymalı. İnsan babasının yerini rahatça doldurur. O bunu yapıyor artık. Senin oğlun yapıyor bunu. Hadi siz içinize, iyi sen değil. Bayan Şatı,
Hepsi tanık kürsüsünde hazır bulunsun. सबूत ना होने की वजह से मुजरिम कांचा चीना को बाइज्जत बरी किया जाता है।
Kardeşim, kardeşim çok yaralı doktor. Yalvarırım Krişna. Krişna, sık dişini biraz daha. Sık dişini oğlum. Hadi, hadi. Hey, kalksana bir adam. Olmaz bayım. Bu önce polisin görmesi gereken bir olay. Önce polis görsün, sonra ben bakarım. Bu ağır yaralı adam nasıl polis beklesin? Çok kan kaybetti, bir şeyler yapın. Bana ne ya, bakamam dedim sana. Be adam, ne diyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben Vijay'im, Vijay John'um. Eğer adımı duymadıysam sana bir şey daha söyleyeyim. Eğer o ölürse yaşatmam. Anladın mı? O benim en sevdiğim insan. Hayatımın borçlu olduğum insan o. Gebertirim seni. Eğer o ölürse sen de ölürsün. Anladın mı? İyi dinle. Doktor. Duydun mu onu doktor? Duydun mu? Dostum dedi. Bana tek dostum. Arkadaşım diyen o. Onu iyileştirmek zorundasın. Annem için yapmalısın. Benim için yapmalısın. İnsanlık için yapmalısın bunu, anladın mı? Anladın mı? İyileştireceksin onu. Kurtarman için yalvarıyorum. Hiç kimseye yalvarmadım hayatım boyunca. Ama şimdi yalvarıyorum. Kurtar onu. Yalvarıyorum sana, kurtar. Bak karşımda BJ John ilk defa böyle bir şey yapıyor. Ve sana yalvarıyor. Kurtar onu. Ettiğin yemini hatırla. Kurtar onu. Senden özür diliyorum ve yalvarıyorum. Yalvarıyorum, kurtar. Kurtaracaksın değil mi? Peki. Tamam. Onu çabuk ameliyata hazırlayın. Al çabuk hazırlayın. Hadi. Parlatın. Sahip, size bir not var. Sorumlularının mutlaka ceza görmesini sağlayacağım. Bundan hiç şüphen olmasın. Sana söz veriyorum. Hepsi cezalarını görecek. Elimden kurtulamayacaklar. İnan bana, kurtulamayacaklar. İnan. Bir şey saklıyorsun komiser. Söyle. Gece. Umarım çılgınca bir şey yapmazsın. Bırak da suçluları ben yakalayayım. Bu benim görevim. İnan, onları yakalayacağım. İnan bana, elimden kaçamayacaklar. (Gülüyor)
o artık. Vijay, anneni kardeşini oğlunu kaçırdılar. Ama sen yine çılgınca bir şey yapma. Hayır komiser. Bu senin olayın değil. Bu işe karışmayacaksın. İşte yine buradayım. Benden kurtulamadın. Evet. Senden kurtulamadık. Ama Vijay gelip seni öldürecek. Haydutlar, boşuna sevinmeyin. Hayatınızın hatasını yaptınız. Buraya gelip sizden intikamını mutlaka alacaktır Vijay. Geri gelecektir o. İşte bu toprak, bu toprak için gelecektir. Karısı için gelecektir. Bizim için. Mutlaka gelecek. Cezanızı verecektir mutlaka. Buna inanıyorum. Siz de inanın. O korkak değildir. Ama siz... İşte geliyor. İşte geliyor. Biz haydutlar işte geliyor. Neler saçmalıyorsun? O buraya asla gelemez. Size söylemiştim. Gelecek. İşte gelecek demiştim. Ve geliyor. İşte geliyor. Hepinizin cevabı yetişecek. Bize geliyor. Yürüyün. Bize yol. Sana intikam için döneceğim demiştim. Bana kasık atmamalıydın. İşte intikam saati geldi. Önce annenden başlıyorum. Sonra tüm sevdiklerimi teker teker geberteceğim. Cesaretin varsa gel de kurtar onları benim elimden. Hadi cesaretsiz köpek. Gel buraya diyorum sana. Gel. Sende. Hadi gel buraya. Gel de hemen geberteyim seni. Hadi gel. Elini çabuk tutmazsan başlıyorum. Önce annenden başlayacağım. Sonra oğlun. Ondan sonra kardeşini geberteceğim. Sonra da karına geliyor sıra. Anlıyorsun değil mi ne yapacağımı? Karına tecavüz edeceğim. Gel buraya. Hayır!
Getirecek anne, getirecek. Yarın doğduğu zaman tüm insanlara mutluluğu getirecek. Anne, benim ellerimin kirli olduğunu söylerdin ama ellerindeki kiri arıttın, temizledin. Sonra temiz kalacak. Üç. Bundan sonra bu eller hiç kimseye zarar vermeyecek. Çünkü bu eller her şeye tövbe etti.
Krishna ile kız kardeşim yaşasın. Ve güneş de doğsun. Güneş doğsun. Ellerime, bütün insanlara, dünyanın üstüne doğsun. Ve o güzellikleri gör. Benim için de gör. Göremeyenler için. Doğsun.